İsmim Ayfer Körük. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Bölümü mezunuyum. Şu anda Malatya Eğitim Araştırma'da COVID biriminde sorumlu hemşire olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı bünyesinde UMKE gönüllüsüyüm. Ayrıca bakanlıkla ortak projede birlikte çalışan Hayata Bağış Derneği'nin Malatya temsilcisiyim. Yan flüt çalıyorum, müzikle uğraşıyorum, aynı zamanda resimle uğraşıyorum. Sanatın birçok dalında uğraşırken aslında bir 7 sene oldu ben Malatya'ya geleli. Bir şeylerin eksik olduğunu fark ettim ve kendi sınırlarımı zorlamak istedim. Bunu aslında herkese tavsiye ediyorum. Sınırlarınızı zorlayın. Ne yapabilirim, neyi daha güzel gerçekleştirebilirim? Bununla ilgili sınırlarımı zorlamak istedim. Sonra belediye bünyesinde Ömer Konakçı hocamın görev aldığı kursa başvurdum. Ve o kursla birlikte de tiyatro ile ilgilenmeye başladım. Vizyona girecek bir film var şu anda. Onu da oynadım. Birkaç kısa film de oynadım ve 3 tane tiyatro oyununda oynadım. Benim için bambaşka bir tecrübeydi. Aslında birçok sanat dalını tamamen sentezleyen bir branş olduğunu fark ettim. Malatya için tabii ki zorlukları var. Ama o alkışı duymak bambaşka bir şey. Çok yoruluyorsunuz, çok emek veriyorsunuz. Bu sürede mesela tansiyonlarım yükseldi. Ben şu anda tansiyon ilacı falan kullanıyorum. Ama gerçekten o alkışı duyduğunuz zaman sanki dünyanın hakimiymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ve gökyüzündeyim. Yani bütün gözler benim üzerinde. Bu dünyadaki her şey bana ait gibi hissediyorsunuz. Bambaşka bir şey gerçekten sahnede olmak ve inanılmaz stresli. Yani kamera önünde tekrar şansınız var. Mesela bunu da denedim. Ama tiyatro bambaşka. Gerçekten. Hastane şartlarında yani her mesleğin bir zorluğu var. Mesela bir öğretmen için işte çocuklara güzel şeyler aşılıyorsunuz. Onlar bir fidan diyorsunuz. Yıllar sonra onların başarılarıyla siz gurur duyuyorsunuz. Ama hastaneye gelen insanlar hasta. Ve çoğu da hani gerçekten kronik hastalıklar, yaşamla ölüm arasındaki çizgide olan kişiler. Gerçekten mesleğimi çok seviyorum. Ama psikolojik anlamda da yorucu bir meslek. Gerçek anlamda yani böyle bir mesleğin neferi olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ayrıca Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alıyorum. Hani UMKE anlamında. Bakanlığımız olur verdiği zaman, çıkış verdiğinde farklı görevlere gidiyoruz. Mesela Şırnak Harekatı'nda görevdeydim. İşte Cerablus için sınır görevleri, Afrin için sınır görevleri, Kilis'te sınır görevinde bulundum. Çok farklı şeyler yaşadım orada. Polisimize, askerimize yani vatanımız için görev yapmak gerçekten çok ayrı bir onur. 2018 yılında Afrin için sınır görevine gittiğimde Malatya ili adına yılın hemşiresi ödülünü aldım. Ahmet Demircan o dönemde Sağlık Bakanımızdı ve bunu çok büyük bir onurla aldım. İşimi de çok seviyorum. Başka şeyler üretmeyi de seviyorum. Uğraşın diyorum herkese, uğraşsınlar bir şeylerle, kendilerini geliştirsinler, kendileri için fırsat ayırsınlar. Yani aynaya baktıklarında bu ben miyim ya da ne olabilirim bunu sorsunlar. İnanın herkesin içinde aslında çok güzel cevherler var. Denesinler diyorum, vazgeçmesinler yani.
tam sınır görevinde. Biz orada ekipmanlı Sarı Hastane'de görev yapıyorduk. Bize yeni doğan bir bebeğin eks olduğunu, işte ambulansta müdahaleye başlandığı söylendi. Ambulans hızlı bir şekilde bizim bulunduğumuz alana ulaştırdı. Biz yeni doğan bebeğe bizim tıbbi anlamda resütasyon dediğimiz müdahalelere başladık, entübe ettik. Yaklaşık yarım saat kadar o bebeğe müdahale ettik. Bebek canlandı ve biz ambulansla Antep'e sevk ettik. Antep'teki çocuk hastanesine. Biz orada göreve devam ediyorken yaklaşık 10 gün sonra bize bir bebek teslim olacağından bahsedildi. İşte bebek Antep'ten gelecek. Biz bu arada işte çatışmalar devam ediyor, ateşli silah yaralanmaları geliyor, onlara müdahalelerini yapıyoruz. Başka doğumlar oluyor, bebek müdahalelerini yapıyoruz. Bize gelen bebeğin ne olduğunu bilmiyoruz. Hani kimlik bilgileri yok. Anne teslim olacak dendi. Ambulansla bebek geldi bize. Bebeği kucağıma aldım. Sonra arkadaşlara bir baktık ki bizim müdahale ettiğimiz bebek. 10 gün sonra ve çocuğu kucağa alıştırmış. Orada yoğun bakımda tedavi gördüğü sürece. Kucağa alıştırmışlar. Kucaktan indirdiğimiz zaman işte ağlamaya başlıyor. Bir de böyle güzel cicili bicili kıyafet almış oradaki sağlıkçı arkadaşlarımız. Anneye teslim ettik. Anneye teslim ederken gözyaşlarını gördük. Çünkü o çocuk ölmüştü aslında. Ona yeniden bir yaşama şansı sunduk. Gerçekten bu çok güzeldi. O süreç bizim için yorucuydu. Çünkü askerimizin, polisimizin yurt dışı görevlerinde gerçekten cansiperane ne şartlarda çalıştıklarını biliyoruz. Bize gelen yaralı askerler, vefat edenler oldu, şehit mertebesine ulaşan askerlerimiz, polislerimiz oldu. Biz son noktada elimizden gelen her şeyi yaptık o noktada. Gerçekten çok farklı duygular. En son Elazığ depreminde tabii ki Pötürge ve Doğan Yol'da görev aldım. Psikolojik anlamda gerçekten yorucu bir iş. Ama hayata tutunduklarını gördüğünüz zaman insanların inanılmaz bir duygu oluşuyor sizde. Gerçekten çok farklı bir şey yani. Bu süreçte biz mesela ekip arkadaşlarımızın birçoğu COVID oldular. COVID'li hastalara bakarken. Şimdi hastalar o dönemde de tabii bu dönem hala devam ediyor. Hastalar bize geldiğinde daha çok ölüm korkusu oluyor ve nefes darlığı oluyor. Genç insanlarımızı kaybettik tabii ki Malatya'da. Yaşlı genç hiç fark etmiyor tabii. Onların son anda hayata tutunmaya çalışırken biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Ama bu süreçte COVID olan arkadaşlarımız oldu Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne. Onlar da rapor süreleri biter bitmez tekrar sahaya döndüler. Tekrar o alanda COVID'li hastalara hizmet etmeye devam ettiler. Bir kısmı evlerine gidemedi. Hepimiz ailelerimizden bir süre kendimizi izole etmek zorunda kaldık. Ama çok şükür sıkıntı olmadı ve hizmet etmeye devam ediyoruz.